Selam arkadaşlar, Secdesine hoş geldiniz. Ben Erkan. Blackrock Mountain serimiz yeni başlayanlar için devam ediyor. Şimdiki boss'umuz Rend Blackhand. Bunun hero power'ını buradan bakıyorsunuz. Tek bir hero power var belli. Yani 3 tane birebirlik kart çıkartıyormuş gibi görünüyor. Ama aslında bu arkadaşın 4 tane hero power'ı var. Her seferinde bunu kullandığında sıradakine geçiyor. Birincisi 8'e 4'lük bir tane kart çıkartıyor. Bu değil de işte başka bir tanesi. Ondan sonra bir tanesi 3'e 1'lik bir kart çıkartıyor. Diğeri 1'e 1'lik ne yapıyor? 2 kart çıkartıyor ama tauntlu. Bir de bu var işte. 1'e 1'lik 3 tane kart çıkartıyor. Şimdi böyle 1'e 1'lik çok kart çıkarttığı için ondan sonra biz şey yapmamız lazım. Birazcık alan saldırısı kullanmamız lazım. O yüzden Mage Deck'i yaptık. Mage Deck'inde alan saldırısı var. Mesela Arcane Missiles da bir alan saldırısı sayılabilir. Yani onu saymazsak gerçi Arcane Explosion var. Flame Strike var. Biraz alan saldırısı oluyor. Mage'in pasifi var. 1-1 vurabiliyorsunuz bir canı 1 olan kartlara. Onun haricinde ne var? Taunt'larımız var bir miktar. 4 tane taunt'umuz var. Board kontrolü sağladıktan sonra arkadaşlar genelde bunu yenmek çok daha basit oluyor. Önemli olan işte alan saldırılarınız olacak. Bir miktar board kontrol sağlayacaksınız. Üçüncü olarak da bu arkadaşın canını 12'nin altına indirmeyin. Çünkü elinde 12'nin altında düştüğü takdirde canı sağlam saldırı kartları var, spellleri var. Onun haricinde de işte dediğim gibi board control. Başka da bir şey aklıma gelmiyor şu anda. Ben bunların hepsini değiştireyim. 12'nin altına indirmeyin derken hani öldürebileceğiniz durumda zaten full dalarsınız. Ama öldüremiyorsanız 12'nin altına düşürmeyin. En mantıklısı bu. Yine mi? Sen de mi aynı şey diyorsun? Evet. Bu ork bile doğrusunu biliyor, sen hala öğrenemedin diyor bana. Yalnız bunun canı kötü, 2 atmamız lazım ama. Bence atmamız lazım. Yani bir tanesini öldürsem de adam ne yapıyor? Yani en azından o ikisini birden götürür. Gnomish Inventor. Gnomish Inventor. Ben kart çekmeyi tercih edeceğim. 3 tane birebir önemli değil. Flame Strike. Hayır. Bir Arcane Explosion gelseydi ya da Arcane Missiles. 3'e 1. Bak bunu pasifle yok etmek mantıklı olabilir ama şu anda onun yerine daha farklı bir şey kullanmak zorunda kalacağım. Ama iyi vuruyor herif ha. Pasif kullansam 2 manayı ne atacağım? Hiçbir şey. O zaman şunu atayım, belki vuruşlarını bunun üstüne kullanır. Heh. Geldi sonunda Arcane Explosion. En sonunda zaten Flame Strike kullanacağız ama oo. Frostbolt. You are unstoppable derken emin misin? Emin misin? Şimdi 5 mana var. Oğlum, mikrofon görüşümü engelliyor ya. Çekil şöyle. 5 mana var. Ben istersem polimorf bile kullanabilirim bunu ama fazla gelir. Diğerlerini de öldürmek istiyorum. Ayrıca şuna ne yapsak? Çünkü bu hasar aldığı zaman şey olacak. 2'ye 1'lik kart çıkartıyor. Tek seferde öldürmek en mantıklısı ama böyle bir imkanımız yok gibi görünüyor. Arcane Explosion attığım anda bu zaten 2'ye 1'i çıkartacak. Bir de kendisi duruyor olacak. Biraz sıkıntı ama benim başka çarem yok gibi. Değil mi? Ya da pasifle şunu öldürsem diğerleri dursun. Yok. Bence ölsünler. En azından hepsi temizlenmiş oldu. Şununla da bunu indirelim. En azından şu an hiçbir şey vuramamış olacak. Büyük bir şey geldi.
Acaba Face'e mi vurur bu, yoksa o da mı board kontrol yapmaya çalışır? Bu arada bu böyle bir deckte arkadaşlar Legend kart kullanmayın. Çünkü adamın sadece Legend kart yok edicisi var. Öyle bir spell'i var. Sadece Legend yok ediyor. Böylece ne olacak? O iki kart hiçbir halta yaramayacak. Legend'ınız yoksa bu deckte. 6 manaya bunu mu atsam, yoksa başka da çare yok ki. Şimdi bir deney yapacağız. Bakalım bu ne yapacak şununla. Ben bir face vuracağım. Bakalım ne oluyor. Mortal Strike. Peki. Şu ne yapacak bunu merak ediyorum. Suratıma vuracak. Evet. Demek ki abi bu biraz sıkıntı. Arcane Missiles, onu kullanabiliriz. Bunu kullanacak kadar büyük bir olay yok şeyde, board'ta, ama kullanırsam tertemiz olur ortalık. Nasıl yapsak? Bir de bundan bir tane var bende. İki tane olsaydı aslında daha güzel olurdu. Ben niye koymamışım deck'e bir tane daha ya? Neyse. Daha iyi şeyler koyduk herhalde. Şimdi Arcane Missiles bunu yok edebilir ama diğerlerini yok edemez. Bununla da şuna vurabilirim ancak onu kullanırsam. Geriye 6 mana kalır. Ben de ne yaparım? Pasif kullanır. Bir de bunu atabilirim ben mesela. Ama adam büyük şeyler atmaya başlayabilir. Bayağı bir büyük kartı var çünkü. O sebepten Flame Strike ile hepsini yok etsem. Ama şuradan gelecek olan 2'ye 1'liği ne yapacağız? Şu problem ya. O biraz canımı sıkıyor. Yani şunun atışlarını üzerine çekebilir. Hani şunu vurduk diyelim. Deneyelim ama ya. Deneyelim. Ben bunu öldürüyorum. Beklediğim gibi olmadı abi. Board kontrol hala elimizde değil. 8-4 polimorfa aday. Oo, dragonu var elinde. Polimorfa aday dedim ama gayet Flame Strike'a da aday. Şu anda çünkü en iyisi o galiba. Ama tekil hedef açısından daha uygun ya bence. Ondan sonra bence taunt'umuz hala duruyorken kalsın. Ben bir chilling yeti atayım. Sonra da suratına girelim. Dağıtalım. Bu ne getiriyor? Birebirlik iki tane taunt. İşte mesela canı 12'nin altına düşmüşse, hatta 15'in altına düşmüşse şu 9'a 9 oluyor ya. Silah kullanıyor muydu bu? Silah. Yok. Silah kullanmıyor. Şimdi burada Flame Strike güzel gider gibi görünüyor. Artık gider. Çünkü yerdeki kartımız var. Adamın pek yok. Yani adamın çok var, pardon. Tam tersi. Peki Arcane Explosion iş görür mü? Bunu attığım takdirde çünkü epeyce mana kalıyor geriye. 7 mana kalıyor. Şu ikisini mesela atabiliriz rahatlıkla. Veyahut da şunla şunu. Arcane Explosion herkese bir vuracak. Şunlar gider. Şu 4'ü gider. Şunun yerine bir tane daha gelir. 3 olur. Yani bir de pasif kullanmamız gerekir. Yok. En iyisi Flame Strike'da temizleyelim, bitsin gitsin iş. Hadi. Evet.
Ben şimdi bununla vuracağım bunu. Atağı daha yüksek diye. 12'ye düştü. Umarım daha fazla olmaz. Hadi be. Neyse, her ikisi de ölecekmiş demek ki. Gerçi öbürü kalırdı değil mi? Kalırdı. Öbürü kalırdı. Bu çok güzel oldu. Ben şimdi hemen bir kart daha alayım. Bol bol kart çekmesi var. Onu da unuttum ben size söyleyeyim. Kart çekmeler önemli. Bir dakika, taunt atmayalım şimdi. Bunu atalım. Tamam, yeniden board oluşturduk. Alan saldırısı yapmazsa... Yapma, şu tauntlara uyuz oldum ya. Hadi be. Peki. Arcane Missiles da geldi yine. Spell damage olan bazı kartlarınız varsa onları da kullanabilirsiniz. Bunların daha yüksek etkili olmasını sağlamak için. Şimdi ekstra bir taunt atalım şuraya. Arcane Missiles ne kadar iş görür bilmiyorum ama bir deneyeceğim. Hadi bir tane daha. Allah cezanı vermesin. Şöyle bir pasif atalım. Canı artık 12'nin altına indi. Yapacak bir şey yok. Ha, bir dakika. Silah kullanmıyordu değil mi? Kullanmıyor mu? Kullanmıyor. Evet, silah kullanmıyor. Bunları da bilmek lazım arkadaşlar ya. Böylece kazanmış sayılırız. Onyx'e ile ortalığı doldurdu ama oyun bitti zaten. Atalım. Bir sıkıntısı yok. Oyun bizde. Bu da board kontrolü fazla dikkat etmek lazım ya. Ama adam sürekli bir yerlere dolduruyor. Sürekli dolduruyor. Alan saldırıları daha önemli. Ben bu kadar önemli olduğunu düşünmemiştim. Wrong Dragon. Evet, bu bölümde böyle oldu. Biraz uzun mu sürdü ya? Yavaş oynadık galiba, evet. Evet, bir dahaki bölümde bu sefer kiminle oynayacağız? Kime karşı oynayacağız? Bunun ismini bilmiyorum. Ama yeni bir gruba başlayacağız. En sonunda Neferian'la da oynuyoruz. Neferitis miydi? Neydi bunun adı? Asıl Neferian en sonunda olması lazım. Görüşmek üzere inşallah. Hadi eyvallah.